Herkese merhaba arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Poyraz'ın ve sizin yoğun isteğiniz üzerine bu videoda bakın ne açacağız. Oh, henüz kutusundaymış. Evet, bu da kim? Kıvanç, selam dostum. O bizim bu videoda beyaz atlı prensimiz olacak arkadaşlarım. Atımız nerede? İşte o da geldi. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Geçen gün hastane dönüşü hediye paketlerinin içinden çıkardığım oyuncaklar arasından en çok istediğiniz ahır ve beyaz at olmuş. Hadi o zaman bu videoda onları açalım, inceleyelim. Aranızda Jenga ile oynamayı sevenler var mı arkadaşlar? Biz 2 gündür Poyraz'la deli gibi uyuyana kadar Jenga oynuyoruz. Ama Jenga'yı asıl amacıyla değil, böyle şekiller yaparak işte ev yapıyoruz. Hatta minik hayvanlarımıza yuva ve ahır yapıyoruz. Ama bizim şimdi devasa bir ahırımız daha olacak. Ve evet, Arli arkadaşlar, bu üçlü birlikte gelmişti Ankara'dan. O zaman bu videoda üçünü birden açmaya ne dersiniz? Wow, Gül ablanız böyle bir şey yapar mı sizce? Yapar. Yani yapmaz dediniz ama ben yapar diye değiştiriyorum arkadaşlarım. Artık Gül ablanız çok değişti. Evet, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası olmak üzere Gül ablanızın artık iki hayatı var arkadaşlarım. Bundan sonra videolarımızda bol bol oyuncak açacağız, inceleyeceğiz. Siz ne isterseniz onu yapacağım arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Haydi o zaman tekrar çıkartmıştık aslında, görmüştü arkadaşlarımız ama Our Generation'ın bu muhteşem güzel ahırını ahşap arkadaşlarım gerçekten demek bile şey gerçek yani. Böyle minik minyatür gerçekten atlar olmuş olsa bunun içinde yaşayabilir. O derece. Kesinlikle koku yok. Bakın üzeri ahşap ama verniklenmiş, parlak. Çok hafif parlak ama asla koku yok. Kapılar pembe boyayla boyanmış. Kesinlikle yine koku yok. Bu oyuncakları üretirken temel prensip çocukların sağlığına zarar vermemek arkadaşlar. Eğlenceli vakit geçirip gerçek hayatta neler oluyor, neler bitiyor, her şeyi çocuklara yavaş yavaş öğretmek. İşte arkadaşlar, bir ahır oyuncağımız olacağı nereden aklınıza gelirdi değil mi? Our Generation bunu düşünmemiş olsaydı. Bir ahır, şehirdeki çocuğun asla bilemeyeceği bir şeydir değil mi? Arkadaşlar bakın ne yaptım, bir tane yoğurtu yaptım. Wow, harika. Evet, şu kutuyu şöyle bir atalım. Ve atımızdan önce gel bakalım Kıvanç. Ve Kıvanç'ın son kombini ahıra tam uygun arkadaşlarım. Evet. Çizme giymiş. Gayet keyifli. Evet, tam soğuk hava. Dışarı çıkmak için uygun bir kıyafet değil mi? Ben çok beğendim. Bence tam bir at bakıcısı kıyafeti olmuş. Hemen önce çok heyecanlıyım. Şu kapıları bir açmak istiyorum arkadaşlar. Atımız sığacak mı? İçine çok merak ediyorum. Eğer sığmazsa bir küçük boyu vardı. Ne dersiniz kapıyı açtım? Kıvanç açsın. Onun öncesine gelin şu kullanıcı broşürümüzü inceleyelim. Arli'ye benziyor mu? Benziyor. Arli'nin sadece rengi farklı. Saç rengi ve ten rengi sanki. Wow, böyle bir kovboy şapkasına da ihtiyacımız var. Çiftliğimiz çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, ne dersiniz bir çiftlik kurmaya? İçinden çıkacak olan malzemeler bunlar mı? Evet, bunlarmış. Hadi gelin o zaman karşıya gidelim. Oo, burada bir şey daha var. O bir dakika arkadaşlar. Neler oluyor? Bunu hiç fark etmemiştim. Bir koruma bandı daha var. Bir açalım. Wow. Bir dakika gelin arkadaşlar. Burada bize enteresan bir şey bekliyor. Koşarken üzerinden atlatacağımız engeller mi? Acaba atımızı yarışa mı hazırlayacağız? Yoksa o bir çiftlik atı mı? Önce bunu açıp tanıyalım. Acaba nedir? Hadi o zaman ben bunu keşfedene kadar sizler çoktan yorumlara yazmış olun. Bu nedir arkadaşlarım? Canım arkadaşlarım. Nasıl yani? Kapısı var zaten. Kapıyı açtıktan sonra... Anneciğim, kapı kapalıyken içeri sığmazlar ki. Evet. Kapıyı aç diyordu. Ahırını büyüt diyordu. Ve işte bakın burada yerleri de varmış. Ekleme aparatlarını birbirine tak diyordu. Aynı şekilde diğer tarafı da takıyorum. Ve işte ahırımı büyüttüm. İstersen böyle de yapabilirim. Hani görünüyor arkadaşlar, çok güzel. Ve içine bakın. Kıvanç da sığdı. Kıvanç dostum, çok yakıştın ya. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Ve arkadaşlar, Our Generation bir erkek bebeği daha çıkmış galiba. Evet, biz de sizlere haber verdiniz ama henüz bakamadım. Instagram'dan bir arkadaşım yazmış bana dün ama da fırsatım olmadı arkadaşlar, ama inceleyeceğim. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir Poyraz'a bakalım. Poyraz, bana koltuk mu yaptın dostum? Hayır, hayvanat bahçesi. Ama orası koltuk gibi görünüyor. Ben orayı hemen delerim. Hiç kusura bakma. Hiç sağlam olmamış Poyraz. Özür dilerim. Yapmaya devam et. Ay, çok utandım arkadaşlar. Poyraz'ın oyununu bozduk galiba. Neyse, şu ahırımızı bir inceleyelim. Poyraz'a yardım edeceğim. Jenga oynamayı ben de çok seviyorum. Evet, şimdi bakalım. Neler varmış burada? Harika oyunlar oynayacağız. Havuç, elma, yiyeceklerimiz de varmış. Hatta atımızın saçını tarayacak olduğumuz taraklar. Tımar aleti mi diyorduk arkadaşlar ona? Evet, atımızın eğri bile varmış. Yani Kıvanç'ın işi çok kolay arkadaşlar.
atımızın eğriymiş. Değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Oturmak için. Bunu nasıl takacağız acaba? Hadi bana yardım edin. Aranızda köy hayatını seven var mı arkadaşlarım? Benim çok sevdiğimi bilmenizi isterim. Beni köyünüze davet ederseniz hiç hayır diyemeyeceğim. Ben de. Evet. Evet, biz köy hayatını çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Wow. Kapısı harika. Böyle ama arkası kapalı. Hayvanlar arkadan çıkamasın diye. Harikasın. Burada bir kova at yiyeceği var. Pilava benziyor. Burada bir çanta var. Çantanın içine saman dolduracağız. Bunun gerçek saman olmasını istiyorum arkadaşlarım. Eğer yakınlarda bir köye gidersem alacak olduğum tek şey atlarım için saman olacak. Atlarımızın yiyeceği elma ve havuç. Bu yoksa kaşığı mı? Oo, bilmiyorum arkadaşlar. Şurası sanki evet. Atımızı. Bu onun tüylerine masaj yapmamız için bir alet galiba. Kaşığı olduğunu düşünüyorum ama lütfen beni uyarın. Bu ne acaba? Bu ne acaba Poyraz'cığım? Bunların hepsini öğreneceğiz. Bu atımızı yıkamak için bir sünger. Bu da atımızın saçlarını yani yelelerini taramamız için bir tarak. İçinde de kalp şekli varmış. Aa, bu bana ne hatırlattı? Video öncesi kalbi göndermedim. Şöyle mi? Ters mi oldu? Şöyle. Evet, video öncesi kalbim. Olmadı. Video ortası kalbi olmuş olsun. Poyraz tamamladı. Poyraz'cığım elini çek. Evet, şimdi sırada arkadaşlarım var. Bu kalbin yarısını kimler tamamlayacak? Hadi devam edelim. Başka neyimiz varmış? Atımızın temizliği ve bakımı için şurubu mudur, sütü müdür, işte yani içeceklerin içmesi için olabilir mi? Ağızdan ilaç. Pardon, senin üzerine denediğim için özür dilerim Kıvanç'ım. Bunlar atımızın bakım malzemeleri. Parfüm falan mı acaba? Deterjan, fısfısla. Bir kova. Bu nedir acaba? Atımızın nalları için olabilir mi arkadaşlarım? Nallarını kontrol etmemiz için. Bu ona yarayan bir alet olabilir. Lütfen bu yeşil saplı alete ne işe yaradığını bana yazın. Burada yine bunu ağzına mı bağlıyoruz acaba? Evet, atlar geviş getirirken mi? Ya, bilmiyorum arkadaşlar. Evet, bu sanırım atımızın ağzına bağlamak için. Bu bana yabancı gelmedi. Şöyle. Buradan da tutuyoruz atımızı. Böyle çekiyoruz, götürüyoruz. Bitti bu kadar. Şimdi uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Önce malzemelerimizi ahırımızda uygun yerlere yerleştirelim. Kullanımı kolaylaştıralım. Bir şey daha varmış burada. Bu bir ip, halatmış. Dostum artık başlayalım. İşimiz çok. Daha atımızı açacağız. Yanına kovamızı koyalım. Süngeri ve tarağı da buraya yerleştirelim. Yiyeceklerini de kovanın içine koyalım. Atımızı beslemek için buradan alırız. Diğer yardımcı malzemelerimiz de burada dursun. Bunu asabiliriz. Asamıyorum. O da burada dursun. İpimiz de burada dursun. Kaşığımızı buraya asıyorum. Küreğimi de burada tutacağım. Bu kürek arkadaşlar sanırım kürek değil de hani Kıvanç'ın elinde tutacağı böyle atıyla beraber yürüyüşe çıktığı zaman ona böyle hafif hafif dokunup komutlar vereceği bir sopa da olabilir. Ne dersiniz? Yoksa, aa bir dakika, gelin gelin, ahır temizlemek için bir kürek de olabilir mi? İki alternatif var. Ya da üçüncüyü de siz yazın. Atına bakım yapacağı zaman eline giymek için bir eldiven de var. Eldivenin elinde dursun dostum. Yem kovası, temizlik kovası ya da su kovası olabilir. Onu da buraya asalım. Ormana, kıra ya da kasabaya alışverişe giderken atımızın üzerine bunu atıyoruz. Atımızın bir cebi olmadığı için ya da bir torpido gözü olmadığı için, yaptığımız alışverişi içine koymak için ya da yol boyunca bizim ihtiyacımız olacak malzemeler için ve erzaklarımızı taşımak için harika bir deriden çanta. Bunun ismi heybe. Heybemizi buraya takalım. Tekrar karşıya gidelim. Buna her zaman kullanılmıyor. Dediğim gibi atımızı koştuğumuz zaman, atımızla bir yolculuğa çıkacaksak kullanacak olduğumuz malzemeler bunlar. Bu da eğrimiz. Eğrimiz de burada hazır beklesin. Evet, orta gözden çıkar mısın Kıvanç'cığım? İşte orası da bizim atımızın besleneceği alan olsun. Hatta eğer gece ise ve karnı acıkmışsa yukarıya uzanıp havucu kapabilir. Atımızın boyu o kadar uzun. Evet, sadece elma ve havuç mu yiyecek? Tabii ki atlar en çok ot ve saman severler. Bunun için burada bir saman torbası var. Aşağıdan suyunu içecek. Kovamız dolu ağzına kadar. Çünkü arkasında çeşme var. Öyle olduğunu hayal ediyoruz. Su bittikçe azar azar oradan doluyor ve atımız asla susuz kalmıyor. Suyunu içtikten sonra samanını yiyor. Samanını yedikten sonra su içiyor. Böyle bir kısır döngü arkadaşlar. Evet, aslında hayat burada çok sıkıcı görünüyor ama atların hayatı oldukça eğlencelidir. Çünkü onlar muhteşem canlılardır. Hadi o zaman ahırımızın kapıları sonuna kadar açılsın. Çünkü bu ahırın sahibi geliyor. Atımıza binsin çabuk. Hadi bakalım. Şu an için aklınıza gelen isim nedir? Size soruyorum. Arkadaşlarım sonra cevap verecek. İnci. İnci mi? Ne? Şimdi açalım. Şundan kurtulalım. Evet, zaten yeri çok rahatmış ama artık özgürlüğüne kavuşmanın zamanı geldi. Sertifikanı alalım. 2019'a girene kadar atımızın yeri de işte burası olsun mu? Ne dersiniz? Sıcacık bir ortam değil mi? Harika olacak. Atımız üşümeyecek. Evet işte. Wow. Arkadaşlar ahırı almasanız bile atınız size bir ahır zaten. Ahırla beraber geliyor.
İşte böyle arkadaşlar, çok güzel. Evet, atımız. Söyleyemiyorum arkadaşlar, yapamıyorum ama çok güzel bir atımız oldu. Arkadaşlar üzerine binebilir miyim? Birlikte deneyeceğim çünkü o kadar sağlam görünüyor ki. İşte. Vay! Çok güzel. Bir gerçekten bakın, ayaklarımı da kaldırıyorum. Bakın, wow, taşıyor. Beni taşıyor. İnanılmaz. Vay canına. Poyraz çok buraya gel. Kıvanç ne ki? Kıvanç'ın ağırlığı ne olabilir? Poyraz'ım biner misin? Ve ayaklarını kaldırır mısın Poyraz? Ya. Bu kadar güçlü bir ata sahibiz. Çok heyecanlıyım. Hemen atınızı yerleştirmek istiyorum yerine. Arkadaşlar çok güzel. Bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem güzel. Tozlukları var. Bizimle beraber gerçek at çiftliğine gelecek. Çıkartıp yıkayabileceğimiz tozlukları var atımızın. Nalların tamir edildiğini çok izledim arkadaşlar. Ve çok üzülürdüm ama asla acımıyormuş. Bunu öğrendiğim zaman biraz üzüntüm geçmişti. Ama atların ayaklarının altına çivi çakarlardı. Ayakları acımasın taşa bastığı zaman diye. Çünkü yük taşıyorlar ya, çok acırmış. O yüzden nal çakarlardı. Atın eğerini sadece kullanacağımız zaman, yani atımızla bir yolculuğa çıkacağımız zaman takıyoruz. Sürekli eğeri üzerinde bırakıp onu rahatsız etmiyoruz. Eğerimizi çıkartalım. Bakın zaten eğerin şurası sert bir kısım olması gerekiyor ki biz oturabilelim diye. Ama eğerin altına zaten bir battaniye sermişler. Atımızın canı asla yanmaz. Aranızda at bilen var mı arkadaşlarım? Birkaç küçük engelimiz kaldı. Ondan sonra atımızla oynamaya başlayacağız. Saçlarını, kuyruğunu, yelesini tarayacağız. Hep saçları diyorum yalnız. Bunlar atımızın yeleleri. Açması çok eğlencelidir ama arkadaşlar yolunu bir türlü bulamadım. Aa, bulmuşum. Evet. Simlerde çok yakışmış. Sim takmak da çok moda. Benim beyaz atım da bu akıma uymuş. Fazlalıkları var, kırıkları da varmış. Hadi keselim. Atım çok güzel görünüyor. Daha da güzel görünsün. Evet. Şimdi daha düzgün oldu. Atım çok güzelsin. Ne kadar uzun kuyruğu var ve ne kadar güzel. Bunun ismi nedir? Bu eğer değil. Bunun ismini bilenleriniz varsa lütfen yazın arkadaşlarım. Evet, şimdi atımın üzerinden çıkan malzemelerle ahırın içinden çıkan malzemeleri değiştiriyorum. Kombin challenge. Atımızın ismini hala belirlemedik yalnız. Kahverengi eğer alıyorum. Mor eğeri yerine bırakıyorum. Diğer ağızlığımız nerede? Kahverengi ağızlı alıyorum. Mor ağızlı bırakıyorum. Ağızlık yalnız. Kafalık da diyebiliriz. Önce eğerimizi takalım. Şuradan bakalım. Peki bu nedir biliyor musunuz? Şöyle. Kendi de şuraya oturacak. At sallandıkça düşmesin diye. Evet. Şöyle olabilir. Bunu buraya takacağız. Diğerini de buraya. Kendisi de şuraya oturacak ki sallanmasın, düşmesin. Ay, bilemedim arkadaşlar. Mantıklı ama. Doğrudur. Hadi o zaman eğerimizi sabitleyelim. İşte oldu. Eğerimizi taktık. Keşke atımızın kafası hareketli olsaydı. Keşke. Şimdi kafalığımızı takacağız. At koşuyoruz arkadaşlar. Buna at koşumu derler. Acaba doğru mu söylüyorum? Geçme yerlerindeki bantları birazcık genişletip atımızın kafasına uygun hale getiriyoruz. İşte oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yalnız şurada bir hata yaptık. Bu atımızın boynuna geçecekmiş. Eğerli atı bağlamak için bir bağlantı kablosu. Yine aslında güvenlik için. At hareket ettikçe eğer atın üzerinde sağa sola kaymasın diye. Ve şurada at kullanıcısının, yani jockey'in, atı yönettiği ve ata tutunduğu yer. Ve işte atımızı koştuk arkadaşlar. Atımız hazır. Şimdi ne yapalım? Kısa bir gezintiye çıkalım. Ama önce Kıvanç'la atımızı bir tanıştıralım. Ve Kıvanç'ın botları da atımıza çok uyumlu. Kıvanç, öyle çıkmıyoruz bebeğim. Şu ellerimizi çıkartalım. Şöyle atımızın ağzındaki ipi elimize alıyoruz. Almıyor muyduk yoksa arkadaşlar? Almasak mı? Yani huylandırmasak mı acaba? Ama almasak nasıl olacak? Nereden tutunacağız? Şöyle eğerinden tutunalım. Tek ayağımızı şuraya basalım. Diğer bacağımızı da şöyle atalım. Ve hop. İşte atımızın üzerindeyiz. Şimdi atımızın ağzındaki ipleri elimize alalım. Çok keyifli bir iş arkadaşlar. Ata binmek çok güzel değil mi? Yani bilenleriniz vardır eminim aranızda. Köyünüz varsa köyünüzde falan mutlaka binmişsinizdir. Ben de. Poyraz hariç, evet, biz hepimiz ata binmeyi çok seviyoruz. Poyraz henüz tanışmadı. Uzun zamandır köye gitmemişiz. Bunu hatırladık arkadaşlar. Ne kadar köyü seviyoruz da desek. Evet, en kısa zamanda bir at çiftliğine gidelim. Harika gözüküyorsunuz. Evet, işte olduk, gidebiliriz. Hadi kısa bir çiftlik turuna çıkalım. Dehtigüdük. Wow. Arkadaşlar bakın, Arlie ne diyor? Beyaz atlı prensim geldi diyor. Ne? Beyaz atlı prens mi? Ben beyaz atlı prens falan değilim. En iyisi çiftliğimize geri dönelim. Melisa beni orada bekliyordur. Melisa mı? Hayır, seni Melisa beklemiyor.
Atımızın atı sarlarını henüz açmadık. Onlar açılmayı bekliyor. Kıvanç'ım, Melisa da kim? Melisa, ay kimdi arkadaşlar? Melisa kim? Gül abla, Melisa. Bizim Melisa. Sarışın, güzel. Tamam Melisa, Melisa da sizin Melisa nereden oluyor yani? Melisa bizim Melisa. Tibet'te bizim Melisa yani. O hamsiden bahsetmeyin bana Gül abla. Neden? Aramız yine mi bozuldu yoksa? Gül abla ne diyeceğim? Arli var ya, Arli kız. Arli? Onu Tibet'te tanıştıralım biz. Arkadaş olsunlar onlar. Zaten hepiniz arkadaşsınız. Ve arkadaş sayımız kaç oldu arkadaşlar? Our Generation. Amerikan Girl bebeklerimizin sayısını bilen var mı? Bir tane hala temizlenecek bebeğimiz var. Onun ismini de yazar mısınız lütfen arkadaşlarım? Atımızı saçına takmak için mi? İşte wow. Hemen takalım. İşte taktım. Ya çok tatlı. Yakıştı. Bunu ben bebeklerime de kullanırım. Ve atımız için bir çikolata. Kalpten çikolata. Çok güzel. Yemek ister misin? Ve bakın. Baston şekerlerimiz de var. Atlar şeker yemeyi de çok severler. Bu da çorabımız. Hadi bunları gidip ağacımıza asalım. İşte çok yakıştı. Bunlar da bu yılki ağacımıza, atımıza hatıra olsun. Evet arkadaşlar, atımızı bir yerleştirelim değil mi ağrımıza? Yoksa önce Arli'yi mi açsam? Hadi Arli'yi de açalım. Durun. Hayır. Anneciğim, Arli'yi bu yıla açmayalım. Ne yapacağız? Ona yeni ve buraya uygun bir kıyafet alalım ve onu kombin challenge'ı da açalım. Atımızı yerleştirmek için öncelikle üzerindekileri çıkarmamız gerekiyor. Nazikçe atımıza zarar vermeden bantlarını gevşetiyorum. Atımızın burnuna taktığımız bu aparatın ismi neydi arkadaşlar? Cevabınızı heyecanla bekliyorum. Atımız çok kokoş. İki tane değişik kombinimiz var. Acaba yılbaşı akşamı hangisini kullansak? Arkadaşlar, mor kombini mi, kahverengi kombini mi? Ben oyum işiminden verebilir miyim? Evet. Mor! Ya hayır! Hayır, hadi gelin. Bunu da ağacımıza takalım. Atımızın tüylerini de tarayalım. Hoş geldin evimize. Artık bizimlesin atım. Seni çok seviyoruz. Seni yıkamak istiyorum biraz. Bazı yerlerin tozlanmış. Ne dersin? Bu senin çok hoşuna gidecektir. Bol köpüklü suyla seni yıkamamızı ister misin? Masaj yapalım. Evet, şimdi güzelce dinlen. Birazcık saman hissettin. Samandan sonra sana tavuk peynir de vereceğim. Birazcık su içmek ister misin? Biraz da samanından ye. Biraz da elma. Çok uzak yoldan geldin. İyice karnım doyur. Biraz arpa ye, ne dersin? Oh, tamam, çok doydun. Bunu sabah kahvaltısına saklayalım. Şimdi biraz daha suyunu iç. Evet, şimdi dinlen. İşte böyle. Ne olur ne olmaz. Kaç mamanın kesiyor bir kapatalım. Arkadaşlar, biraz önce neyi denemeyi unuttuk? Heybemizi. En merak ettiğim şey. Lorelei, Tibet, Ada. Onlarla birlikte at çiftliğimizi tekrar ziyaret edelim. O zaman heybemizi takalım. Ve kasabaya gidelim. Çiftlikteki parti için kasabadan alışveriş yapalım. Bir de şurayı merak ediyorum bence son olarak. Şu ne? Bu kapı neden arkadaşlarım? Anladım. Evet. Burası Kıvanç'ın çıkış kapısı. Eğer buradan yaparsa maazallah. Açtığı zaman atımız kaçıverir buradan. Bunu engellemek için bu kapı hiç açık kalmayacak. Kıvanç işi bittiği zaman çıkışını buradan yapacak. İşte böyle arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Sizler için yine muhteşem güzel Our Generation oyuncağı açtım. Ahır ve atı paketlerinden çıkartıp inceledik. Biz çok beğendik. Siz de beğendiyseniz lütfen bunu yorumlara yazın arkadaşlarım. Fikirleriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz bizim için çok önemli. Bu ahırın sahibini Kıvanç olarak düşündüm. Sizin fikriniz nedir? Bunu da lütfen yorumlara yazın. Ve en çok atı mı ahır mı beğendiniz, bunu da yazın. Yine Gül ablanızın soruları bombardıman gibi ardı ardına gelmeye devam ediyor. Videonun süresini bayağı uzattık. O zaman şimdi veda zamanı arkadaşlarım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın arkadaşlarım. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Atımı isim vermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu sabahınızın önerisi İnce'ydi. Ben çok da beğenmedim ve şu anda atıma Venüs. Hayır. Arkadaşlarımız karar verecek. Venüs'e ne dersiniz arkadaşlar? Samandıra. Hani sen? Yok, Sultan Meriç'eydim. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. İsim olayı size. Venüs'e ne diyorsunuz? Ya da öneriniz var mı? Samandıra'ya ne diyorsunuz?